Bir diğer sorumuza bakalım. Bu da yine 2022 KPSS'nin ikinci sorusu. Sorumuza dikkat ediyoruz. 9 üzeri 5 eksi 6 üzeri 6, yani bir üstü sayı sorusu. Aşağıya bakıyorum. 3 üzeri 7 eksi 12 üzeri 3. Burada ortak nokta için yakalamaya çalışıyorum. Nedir o? 9, 6, 3, 12. Bunların hepsinde ortak noktam hangisi? Yani ortak çarpan 3. O zaman ben 3'ü yakaladığım için işleme 3 ile devam edeceğim. Nasıl yani? Hepsini 3 tabanında yazmaya çalışacağım. 9'u 3 tabanında yazarsam eğer, 9 nasıl yazılır? 3'ün ikinci kuvvetinin bir de kuvvetten gelen, buradan gelen 5 var. Eksi, bakın şimdi 6 üzeri 6, bunu nasıl yazabilirim? 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 6 şeklinde yazabilirim. Aynı şekilde aşağıya dikkat ediyorum. 3'ün 7. kuvveti. Eksi 12 üzeri 3'ü de 3'ün 3. kuvveti çarpı 4'ün 3. kuvveti. Peki 4'ün 3. kuvvetini, yani 4 yerine 2'nin 2. kuvveti, tekrar buradan gelen bir 3. kuvvet şeklinde yazabilir miyiz? Yazarız ve buradan işlemimize artık devam edelim. Şimdi buradan ne geldi? 2 var. 2 kere 5 10. O zaman birinci ifadem 3 üzeri 10 oldu. Eksi 2 üzeri 6, 3 üzeri 6. Burası aynı şekilde şöyle bir kalsın. 2'nin 6. kuvveti çarpı 3'ün 6. kuvveti. Aşağıya yazıyorum. 3 üzeri 7 eksi 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 6. Şimdi buraya kadar geldikten sonra işlemim artık daha kolay. Ne yapacağım? Ne yapmam gerekiyor? Ortak çarpan parantezini alacağım. Peki ortak çarpan parantezini alırken, bu arada şuradaki ifadeler mouse'la yazmak beni zorladığı için çok anlaşılmıyor. Buraya ne dedik? 3 üzeri 10 dedik. Evet. Şimdi ortak çarpan parantezini alırken kuvveti en küçük olan ortak çarpanımızı alıyoruz. Burada kuvveti küçük olan hangisi? 3 üzeri 6. Peki ben yukarıda 3 üzeri 6 parantezini alırsam 3 üzeri 10 nasıl kalır? Nasıl gelir parantez içerisine? 3 üzeri 4 olarak gelir. Neden? Çünkü tabanlar ortak ise kuvvetler toplanıyordu. Sağlamasını yaptığın zaman 6, 4 daha 10. Eksi 2 üzeri 6. Başka? 3 üzeri 6'yı zaten dışarıya çıkardık. Başka yok. Aynı şeyi aşağıda devam edelim. Şimdi bakın 3 üzeri 7 var, 3 üzeri 3 var. O zaman ortak çarpan parantezim hangisi? 3 üzeri 3. Neden? Ortak çarpanın kuvveti küçük olanı demiştik. Buradan içeriye ne geldi? 3 üzeri 4 geldi. 3 üzeri 7'den. Peki öbürü ne geldi? 2 üzeri 6 geldi. Ve artık işlemimiz burada neredeyse bitti. Neden? Çünkü artık şu iki ifade birbirini götürdü. Ve yukarıda ne kaldı? 3 üzeri 6'nın 3 üzeri 3'e bölünmesi. Peki bunu nasıl yaptık? Eyvah eyvah, yazılar darmadağın. Şurası da aşağıdaki 3 üzeri 3, yani kuvvet yukarıya negatif olarak çıktığı için 3 üzeri 3 olarak işlemimizin sonucunu bulduk. Yani B seçeneği.